Geçen hafta tam Fransa'yı bitirecektik ki yarım kalmıştı. Hollanda'dan yüklediğimiz yükü Türkiye'ye götürüyoruz. Hollanda, Belçika, Fransa karayoluyla geldik. Fransa'dan gemiye binip Türkiye'ye gideceğiz. Hafta sonu yasağını bekliyoruz. Bu abimiz de arabamızın resimlerini çekiyor. Dedim bunları nerede yayınlayacaksın? Bir yerde yayınlamıyorum diyor. Ben kendim arşiv yapıyorum diyor. Enteresan. Hafta sonu bugün pazar günü. Genel olarak temizlik ve bakımla geçiyor. Öncelikle mutfağımız olarak kullandığımız deve boynunu temizledik. Sonra malum bilenler biliyor devir daim arızalı. O yüzden çok sıklıkla arabanın suyuna bakıyoruz. Hazır bakmışken bir de yağını kontrol ettik. Bu devir daim ile ilgili çok soranlar oldu. Hani işte Türkiye'ye kadar nasıl gidecek, çok akıtıyor falan diye de. Yani öyle sanıldığı gibi çok akıtmıyor. İşte bak mesela burada 2 gündür yattı hafta sonu. Gördüğünüz gibi şişeyi bile koyuyorum altına. Bu kadar eksiltiyor yani. Hani bunu biriktirmesem üstüne su bile ilave etsem olur yani. Türkiye'ye kadar götürür. O kadar sıkıntılı değil. Şu lambalarımın bir tanesi yanmıyordu. Daha doğrusu direkt yanıyordu. Bir de onlara bakalım. Daha önce üstteki grup da böyle bir arıza yapmıştı. Oksit yapmıştı kabloları. Altındaki de aynı oldu şimdi. Bakıyoruz. O da aynı. Şuraları söküyoruz. Hep oksit yapmış zamanla. Bunları şimdi temizleyip kodlamasını yapacağız tekrardan. O arada ben bunlarla uğraşırken bizim eskortluğumuzu, öncülüğümüzü yapan Murat arkadaşımız da biliyorsunuz bu şehirde yaşıyor. Akşam yola çıkacağız ama gündüzden yine yanımıza geldi sağ olsun. Abi tamam şimdi bak. Dördü bir. Tamam dördü şu anda aynı yanıyor. Doğru mu? Aynen toplaması dördü bir. Tamam şu an her şey çok güzel. Evet. Bravo. Değil mi? Ama bu hep benim başıma geliyor. Bu kablo fazla. Bu belki şey ayırıyor belki bunları alt üst. Bu fazla kablo abi. Bunu bağlamayacağız. Biraz da bağlar. Neyse akşam oldu ve yola çıkıyoruz. Aslında normalde ağır nakliye araçları yani izin belgeli araçlar Fransa'da pazartesi sabahı yola çıkabilir. Biz pazar akşamı onda çıkıyoruz yani normal araçlara biten yasakla beraber çıkıyoruz. Çünkü buradan öteye az bir yolumuz kalıyor. Biraz daha tenha yerler. Yani biraz daha polisleri ılımlı diyelim. O yüzden. Bir de pazartesi sabahını beklesek bazı yerlerde gündüz yasağı var. Mecbur tekrar akşam bekleyeceğiz falan. İyice zaman uzayacak. Tamam mı? Ne oldu abi? Şu arabalar geçsin de çıkar. Ses nasıl geliyor? Ses güzel geliyor da sonunda yani mic'ı bırakırken dürürüt diye böyle telefon çalıyor gibi. Tamam, değiştiririz. Tamamdır, sağda aşağı değdi. Yukarısı. Bir de biliyorsunuz her hafta video atıyordum. Bu her hafta attığım sonuncu video. Onun da buradan açıklamasını yapayım hemen. Yani şöyle sonuncu video. Video atmaya devam edeceğim. Ama bunu haftalık yerine şöyle bir şey yapacağım. Örnek veriyorum. Bir sonraki izleyeceğiniz videoda Türkiye'den yükümü yüklemişim. Avrupa'nın işte neresine gittiysem götürmüşüm. Yükümü boşaltmışım. İşte bir gidiş videosu gibi düşünün. Veyahut da başka bir videoda işte Avrupa'dan örnek veriyorum bu yükü Hollanda'dan yüklemişim. İstanbul'a getirip teslim etmişim. Yani Hollanda'sı, Belçika'sı, Fransız'ı işte gemiye bindik, uçağa bindik, yükü boşalttık, gümrük falan. Hepsi tek bir videoda olacak. Veyahut da dediğim gibi işte normal Avrupa'ya giderken işte örnek veriyorum. Ankara'ya gittim, yükledim.
işte ne bileyim Polonya'ya gittim, yükü boşalttım. Bu süreç, bütün ülkeler. Yani bunları böyle yapmaya karar verdim. Yani böyle her hafta atarım, onda sıkıntı yok ama biraz bazı haftalarda özellikle aceleye giriyor. Tıpkı bu haftada olduğu gibi. Şimdi mesela bu hafta ne var? Sadece Fransa'da son 200 kilometrelik bir yol gitme var. Arabayı gemiye veriyoruz. Biz uçakla gidiyoruz eve. İşte 3 gün 4 gün sonra araba gemiden gelecek, gemiden indireceğiz. Yani arabayla ilgili, yolla ilgili anlatabileceğim şeyler çok kısıtlı. Bir hafta zaman geçmiş. İşte bunu doldurmamız lazım gibi. Bu sefer beni rahatsız, yani ben kendim istemiyorum açıkçası. Beni rahatsız ediyor. Ben istiyorum ki mesela video uzun olsun, dolu dolu olsun, anlatacak şeyler olsun. O yüzden o dediğim şekilde yapınca daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ya bu arada tabii ne olur? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir sonraki video 2 hafta sonra gelecek. Yani mesela yükledik, gittik, yükü boşalttık. 2 hafta sonra bir video gelecek. Yani o video gelene kadar işte ne bileyim Instagram'da kısa videolar atabilirim. İşte günlük olan olaylarla ilgili. Yani sanki daha eğlenceli, daha eskisi gibi diyeyim. Eskiden ben öyle yapıyordum. Genelde hep Instagram'a kısa kısa videolar atıyordum YouTube'a atmadan önce. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir de böyle deneyeceğim. Bir de şunu istiyorum. Mesela izleyen adam bilecek, hani açıklama yapmayacağız. İşte adam işte bu yükü yükledi. Bak şuradan gidiyor, şuraya gidiyor. Şöyle şöyle oldu falan filan. Hani belgesel gibi diyeyim. Bir kere de olsun bitsin. Gerçi sağ olsun bizi takip edenler, biz bu yükü kaç kere yükledik, nereden yükledik, fabrikadan çıkınca sağa mı döneceğiz, sola mı döneceğiz, hepsini takip ediyorlar, Allah razı olsun ama normal hani genel izleyenler için biraz da zor oluyor. Şimdi video Fransa'nın ortasından başlıyor. Ben diyorum ki işte biliyorsunuz yükümüzü yüklemiştik. İşte bir önceki videodan işte takip edebilirsiniz falan, böyle karışık kuruşuk oluyor. Böyle tek seferlik daha güzel olacağına inanıyorum. Evet, Fransa'da Sète limanına yaklaştık. Pazartesi oluyor günlerden ama gemi Salı günü kalkacak. Yani Pazartesi günü bugün için gemi gelecek, tahliye olacak. Türkiye'ye dönüş için Salı günü yükleyecek. Biz de o gemiye bineceğiz. Uçağımız da Çarşamba günü olacak. Yine bir aksilik olmazsa gemi Türkiye'ye Cumartesi günü varacak. Biz de Cumartesi günü aracımızı Yalova'dan teslim alacağız. Tabii bu çarşambadan cumartesi olan kısımda da evimizde istirahat edeceğiz. Bu haftanın konusu da kısaca aracımızın arızaları olsun. Çoğu kişi hep şey yazmış işte, firmaya söylesen de arabanı yenilese işte firma sana niye sıfır araba vermiyor, niye sıfır araba almıyor gibi. Yani şöyle bir şey var, bu arızalar yani sıfır arabalarda da oluyor, sıfır arabalarda da arızalar yaşanıyor. Ha tabii ki bu araba kadar arıza çıkarmayabilir, ona amenna, ama şimdi böyle işte araba arıza yaptı diye de devamlı sıfır araba alırsak olmaz. He, ben isterim tabii ki canım, firma alsın bana sıfır araba versin. Ama emin olun çoğu sıfır arabaya da bu sürdüğüm arabayı değişmem. Limana giriş yaptık bu arada. Ha, bu arabayı niye değişmem sıfır arabalara? Yani bana göre güzel bir araba. İzolasyonu mesela Avrupa
izolasyonu olduğu için çok farklı. Yani Türkiye'ye gelen arabalarla bunun izolasyonu çok farklı. 2016 model olmasına rağmen işte park kliması var, yüksek kabin, dolapları büyük, arkadaki yakıt tankı, işte saklama dolapları vesaire çok büyük ve güzel, işçiliği güzel. Arabanın yaşına göre işte yıpranmış şeyi yok, hani koltukları, döşemesi veya dışındaki herhangi bir yerde. Yani bana göre güzel bir araba. Tabii ki eksikleri, arızalar olacak yaşından dolayı. Ama işin açığı biz bunu 1-2 sene daha süreceğiz. Ha, bundan sonraki süreceğim arabada ben de ikinci el araba sürmem diye tahmin ediyorum. Şahsi olarak yani ben de istemiyorum artık. Sıfır bir araba alayım, sıfır bir araba süreyim. Çünkü mesela Dorsey'i sıfır aldık, sıfırladık ve zevki aldık. Yetkililere duyurulur işte. Bundan sonra sıfır olur herhalde. Ya daha başlamamış ki. Biz kahveyi kendi arabamızda içeceğiz. Şeye gidiyorum. 1900. Aa, burada da var değil mi makine? Burada var. Tarihe daha başlamamış. Gidelim oradan bir kahve alalım. Geminin tahliyesi bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü gemide arabası olan Tekin abim var. O aradıydı, haber verdi. Vizesinde mi uçağında mı ne bir sıkıntı olmuş. Dedi arabamı indirir misin? Dedim tabii ki abi, ne demek. Onun arabasını indireceğim, parka çekeceğim. O çünkü daha sonra gelecek. Yani ben indirmesem gemi personeli de indiriyor ama şimdi biliyorsunuz bizim arabalar normal arabalar gibi değil. Bizim gibi dikkat etmezler, kollamazlar. Bazı püf noktalarına bakmazlar. Yani bir sıkıntı olsa biz uğraşıyoruz yolda. O yüzden. Hani hazır ben buradayken o yüzden. Öncelikle tabii arabasının etrafını geziyoruz. Yüküne bakıyoruz. Herhangi bir eksiği, gediği, vuruğu, kırığı var mı? Ona göre hani sorumluluk bizden çıksın. Ya bak soruyorlardı, bu bizim Türk yapımı Dorse var mı diye. Bu Yalçın Dorse işte, bizim Türk yapımı Dorse. Böyle lobet olarak çok var bizim Türk yapımı Dorse'miz. Of ya, şöyle bir Scania sürsem. Çocukluğumdan beri hayalimdir. Ulan sürekli devam et abi. Sürekli devam et abi diyor. Halbuki yani biraz seri de gidiyorum geri geri ha. Yavaş da gidiyorum yani. Sabaha karşı geldim. Sabah da gene erken geldi. Pek uyuyamadım. Yüzümden belli biraz uykusuz oldum. Neyse Tekin abiyi yakalayalım da bir yemek ısmarlatırız. Bu şekil gidiyoruz işte abi. Genel kontrol yapıyorlar. Tekin abi 150 karton sigara koymuş. Allah'tan yakalamadılar. Yarı yarıya ortağız. Sonuçta gümrükten ben geçirdim. Şaka diye belirteyim de bari sonra ciddiye alıyorlar. 10 numara bir de yer buldum Tekin abime. Şöyle geniş, teknekli bu arada bu araba. Şöyle geniş, güzel bir yer. Kapılarını da kilitledik. Şimdilik anahtarını da çok gizli bir yere bırakalım. Evet, kimseler görmeden. Bu işte bu kadar. Aşama aşama abi. Hayır abi gerçekten. Bak kabarcık, ben önceki çektiğimde duruyor yani. İyi de kabarcık tereyağıyla alakalı. Bu benden alakalı tamam, değil. Bizimki orijinal. Bir de şey. Bim'den sen, aldık. Senin o zaman koyduğun. Murat abiyi bulmuşken bir de koymak yaptı dedim. Böyle yapan birini bulurum diye sürekli malzemeyi taşıyorum. Ha ben de yapıyorum da. Ne bileyim böyle hani bu işten anlayan adamların eli daha mı lezzetli oluyor ne? Daha güzel oluyor.
Bunları yayınlamamda bir mahsur var mı? Yok ya, ne senin helalim. Fakirin halini görmeyeyim. Fakirin hali mi? Ne oldu? Bir gazozun biri yok bu sefer sana verecek, görmeyeyim. Olsun. Evet, bizim bir araba daha geldi. Ama bu gemiye, benim bineceğim gemiye binemeyecek. Çünkü yer yokmuş. Aracımız Scania, salkası. Bak şu depoyu yapan adam bak. Buraya depo yapmış. Çok güzel. Güzel bir işçilik yapmış. Ama şu lambayı şuradan sökelim de şuraya bir yere takalım. Yani bana enteresan geliyor böyle şeyler ya. Evet, yemeğe biniş günümüz geldi. Yine şu bilgiyi aktarayım. Bu devir daimle ilgili birisi, bir arkadaşımız sormuştu. İşte gemiye bindiğin zaman damlatırsan olur diye de. Yani dediğim gibi bu kadar damlatıyor. Bir sıkıntı yok. Ki gemide de damlatmayacak. Ben onu ayarlayacağım. Motoru ısıtıp bindiriyorum. Isınınca damlatmıyor zaten. O soğukken kaçırdı o kadar öyle. Bizim Scania gece gelmişti yanımıza da. Tam yanıma biraz yakın çekmişti. Onun şimdi yerini bozmayalım diye şöyle aradan çıkıyorum. Benim arabam ufak. Onunki büyük. Bir tane onunki oynatmayalım diye şöyle aradan ufak tefek hareketlerle kıvrılarak çıkıyorum. Salı günü öğleden sonra başladı zaten yükleme. Bizim arabayı bindirmemiz de zaten akşam üstünü buldu. Bu arada bu önümde gördüğünüz arabada benim yükün bir parçasını yükledi. Yani ben yüklediğim kanal gemisinin gövdesini yüklüyorum. Böyle parçalarını da başka arabalar getiriyorlar. Tabii ki gemi personeli arabamızı bağlayana kadar başında duruyoruz. Yoksa istenmedik şeyler olabiliyor. Olmadık yerlerden bağlamaya kalkıyorlar. Böyle durumlara karşı mecbur bekliyoruz. Murat abiler de bindiriyor arabalarını. Otobüsün olduğu yere geldim. Şoförlerin hepsi binince otobüse topluyorlar bizi. Haydi otele. Otelimiz Marsilya'da. Havalimanı da Marsilya'da olduğu için Marsilya'ya götürüyorlar. Bu gemiden direkt uçak yapamazlar mı, işte oteli aradan kaldıramazlar mı? Yani biraz zor. Gemi hava şartları, geç gelir, erken gelir. İşte uçak için bu sefer çok beklememiz veya acil yetişmemiz gerekir. Böyle bir sıkıntı olmasın diye bizi böyle bir gün otelde yatırıyorlar. Biraz da iyi oluyor, en azından dinleniyoruz, duşumuzu alıyoruz vesaire. Rahat oluyor yani. Evet, sabah otelden çıkıyoruz. Havalimanına geliyoruz. Uçağımız 10.30 Türk Hava Yolları. İnsanoğlu kuş misali işte. Hop, geldik İstanbul'a. Bak, adamlar uyarıyorlar. Evde bırakın ya da. Mahalleye ne zaman gelsem illaki bir değişiklik oluyor. Faik abi helikopter almış. Halbuki temiz bulursam Fluence alacağım diyordu. Normal anten değil mi? Evet. Şey yok. Vay be. Aynen, bildiğimiz anten. Şimdi iyi gece. Ona bile dikkat etmiş ya. Bu berber ruhu kimsede artık kalmadı, biliyorsun. Zaman çabuk geçiyor tabi. Bir çırpıda cumartesi oldu. Bugün gemi geliyor. Yalova'ya gidiyoruz gemiden arabamızı indirmeye. Bugün de İstanbul'da iyi yağmur fırtına var ya, maşallah. Burada Eskihisar'da parkta bırakıyorum aracımı. Karşıya feribotla ben kendim geçiyorum. Bu
Bu arabayla geçişte Nekmar'ı kullanıyoruz. Onu sormuşlardı. Bak şu İdo'nun alçaklığını görüyor musun? Bak tırları. Görüyor musun? Bu İdo'nun gemileri alçak olduğu için genelde kullanmıyoruz. Nekmar'ı o yüzden kullanıyoruz. Yükümüzü Erenköy gümrüğüne indireceğiz. Tabi hafta sonu olduğu için pazartesi günü giriş yapacağız. Yani bugün sadece aracımızı gemiden indireceğiz, park edeceğiz. Tekrar evimize gideceğimiz için kendi otomobilimizle geldik. Burası da Şampiyonlar Ligi gibi olmuş. Bunlar gemiye binmeyi bekleyen arabalar Fransa'ya. Şu en baştaki kırmızı Volvo ile diğer baştaki beyaz Scania bizim firmanın. Diğer pembeleri zaten biliyorsunuz. Evet, aracımız da geldi. Yavaş yavaş sırayla aşağı ineceğiz. Şöyle devir daimden akan suyu da göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Zaten araba çalıştırmadan önce su seviyesini de kontrol ettik. Gemideki boşaltma tarihi operasyonlarında görevli bir abimizin bir tanıdığı varmış. Benim takipçimmiş. Benim de bu gemide olduğumu biliyor, takip ediyor. İşte ona söylemiş. Demiş, Uğur abiyi görürsen beni mutlaka görüştür. Sadece cevap veriyoruz yani. Bana diyor cevap vermedin Instagram'da diyor ya. Görmemişimdir ya, idare et. Tamam. Sesin gelmiyor abi. Abi en azından... En azından bir isim söyle, isim. Çağlar Etik abi. Çağlar Etik. Hı hı. Tamam. Korsan taksi mi yapıyor diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ticari abi. Ha ticari taksi, pardon. Adamı yakalattıracaksın ya. Şaka tabii ya, korsan morsan yok öyle bir şey. Ticari taksi de çalışıyor. Evet, sıra bize geldi. Gemiden iniyoruz. Arkaya bakarsan var. Ben bakacağım arkaya. Bunun arkasına gitsen. Hani böyle geri geri yanaşıyorum falan, aynaya bakıyorum ya, tamamen refleks yani ha. Hani gördüğümden, köşeyi meşeyi gördüğümden değil. Tahmin yürüterek yanaştırıyorum. Evraklar yapıldı. Çıkış yapacağım. Demin yanaşırken arkada adam iyi kötü bağırıyordu. Şimdi kimse yok. İnip bakıyorum. Geri geliyorum. Olmadı. İleri bir daha düzeltiyorum. Şurada yanında taş var biliyor musun? Bak tekrar iniyorum bakıyorum. Dorsa dönerken atar da oraya vurur diye. İşte emin olmak için böyle inip bakıyorum. Yani dediğim gibi öyle aynalardan her yeri göremiyorsunuz. Tamamen refleks bazı şeyler. Tamam abi, çıkıyorum. Evet, şimdi limandan çıkacağım. Arabayı park edip eve gideceğim. Bugün günlerden cumartesiydi. Bu videonun da bugünkü son günüydü. Aracımızı pazartesi günü Erenköy gümrüğüne götürüp orada boşaltacağız. Dediğim gibi haftaya video gelmeyecek. Yani %90 gelmeyecek. Onun yerine bundan sonraki Avrupa seyahatimiz komple video olarak gelecek. Yani Türkiye'den yükleyeceğiz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gideceğiz. Yükümüzü boşaltacağız. Bunu video olarak yayınlayacağız.
Tersten çıkış yapacağız. Burada götürüyorum evrakları, veriyorum. Aracımız uzun olduğu için normal çıkış yaparken çok kasıyor. Böyle tersten gelip geniş atıyorum. Şu çantayı da alayım da. Bunda kirliler var, biliyor musun? Eve götüreceğim. Şuraya güvenliğini oraya bırakayım, kimliğimi alayım. İleri arabayı park edeceğim. Geri nasıl olsa feribota geleceğim. Bir tane çantayı taşıyayım diye. Evet, biraz hızlı koştum geldim. Çünkü tersten çıkış yaptığım için karşıdan araba gelir beklemesin diye. Evet, diferansiyeli bağladık. Vitesimizi, ağır tonajı aldık. Daha doğrusu manuele çektim 2. Buradan kalkıştı. Araba hem padenaj yapmasın, kasmasın. Hem de vites ne ağır ne seri kalsın diye. Çünkü buradan biraz sert bir dönüş yapıyoruz. Biraz kasıntılı bir yer. O yüzden pek sevmiyorum burayı. Burayı böyle bir kere de dönsün diye olabilecek her şeyi düşünerek de ona göre arabanın özelliklerini kullanıyoruz. Evet. Döndük, iş bitti, tamamdır. Şöyle müsait bir yere de aracımızı çekelim ve evimize gidelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ne zaman olur tam tarihini bilmiyorum. Instagram'dan takip ederseniz genelde bilgi veririm oradan. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İstanbul'da dediğim gibi çok rüzgar, fırtına var. Yağış da var. Gemilerde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani eve gitmemiz normalin biraz üzerinde oldu. En kısa zamanda görüşmek üzere.